Şimdi arkadaşlar köklü denklemlerin çözümünden bahsedeceğim. Köklü denklemleri çözerken biz genelde köklü ifadeyi yalnız bırakıp daha sonra her iki tarafın kök derecesi neyse o şekilde kuvvetini alıyoruz. Daha sonra normal denklem çözermiş gibi davranacağız ama çıkan köklerin denklemi sağlayıp sağlamadığını mutlaka kontrol ediyoruz. Örnek verecek olursak 1 artı kare içerisinde 3x 5 eşittir x denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. Karekök 3x 5'i yalnız bırakacak olursak biri de diğer tarafa attığımızda x eksi 1 geldi. Her iki tarafın karesini alırsam 3x 5 oldu bu taraf. Diğer taraf x kare eksi 2x artı 1 diye karşıma çıktı. Normal ikinci dereceden denklem çözümüne geçtim artık. x kare eksi 5 x artı 6 eşittir 0 denklemini çözeceğim ki köklerim eksi 3 ile eksi 2'den dolayı çarpanları ayırdığımızda 3 ve 2 çıkacak. Peki x eşittir 3'ü yerine yazacak olursam 1 artı karekök içerisinde 9 eksi 5'ten 4. Acaba eşit mi 3 ediyoruz? E 4 dışarı zaten 2 olarak çıkacağından bu eşitlik sağlandı. Yani 3 diye bir kökü alma şansım var. Peki 2 verdiğim vakit ne olacak ona bakalım. 1 artı 6 eksi 5'ten dolayı 1. Acaba eşit mi 2'ye dediğimizde? 1 de dışarı yine 1 olarak çıktığından bu da sağlanmış oldu. Demek ki reel sayılardaki çözüm kümem 2 ve 3'ten oluşacak arkadaşlar. Peki iki tane kare köklü ifade varsa o zaman ne yapacağım? Ee, genelde eğer iki tane kare köklü ifade varsa biz bir tanesini yalnız bırakalım. Yine her iki tarafın karesini alalım deriz ama burada zaten eşitliğin diğer tarafında sıfır verildiği için daha da bir pratik durum söz konusu. Kare kök 2x artı 1 eşittir karekök x artı 6 dedik. Zaten her iki tarafın karesini aldığımız vakit 2x artı 1 eşittir. x artı 6 çıkmış oldu. Dolayısıyla x değeri karşımıza 5 diye geldi. Peki 5 denklemi sağlar mı kontrol edelim. Ee, i̇lk ifadede dikkat ederseniz karekök 11 yapıyor. İkincisi de karekök 11 yaptı. Fark aldığımızda cevap 0 çıktığı için demek ki kökümüz arkadaşlar 5'miş diyebiliyoruz. Diğer örnek karekök içerisinde x artı yine karekök x artı 3 eşittir 3 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi. Öncelikle dıştaki karekökü kaldırabilmek için her iki tarafın karesini aldık. Elimizde x artı karekök x artı 3'ün değerinin 9 olması durumu var. Yine karekök çıktı. Yalnız bırakıyorum. 9 eksi x'e eşit. Her iki tarafın karesini alırsam x artı 3 81 eksi 18 x artı x kare oldu. Buradan karşıma çıkan denklem x kare eksi 19x artı 78 eşittir 0 denklemi. Bu da eksi 13'e eksi 6 diye çarpanlarına ayrıldığından x değerlerinden bir tanesi 6'dır. Bir tanesi 13'tür arkadaşlar. Peki 6 yerine yazarsak sağlayacak mı? 6 artı kare kök içerisinde 9 yaptı. Acaba eşit mi? 3 ediyoruz. 9 dışarı 3 diye çıktı. 6 artı 3 9. 9 da dışarı yine 3 diye çıktığı için bu sağladı. Dolayısıyla 6 bizim için köklerden bir tanesi. Peki 13'ü koyarsam o da 13 artı kare kök içerisinde 16 olarak geldi. Acaba 3'e eşit mi? 16 dışarı 4 diye çıkacak. Ama 13 ile 4'ü topladığımız vakit çıkan 17 kare kurtulamadığı için veya kurtulsa bile cevabı 3 olmadığı için bu bizim için köklerden herhangi biri değildir. Demek ki tek kökümüz var. O da 6'ymış arkadaşlar. Bir diğeri az önce demiştik. iki tane karekök olduğu zaman ne yapacağız diye. Az önceki soruda eşitlik sıfıra gelmişti ama şu anda sıfırdan farklı bir sayı var. O zaman herhangi birini yalnız bırakalım. Diyelim ki karekök x artı 6 yalnız. Diğer tarafa attık. 7 eksi karekök x eksi 1 diye geçti. Şimdi her iki tarafın bahsettiğimiz gibi karesini alalım. x artı 6 eşittir 7'nin karesi 49. Eksi çarpının 2 katı 14 tane karekök x eksi 1. Artı karekök x eksi 1'in de karesini aldığım için x eksi 1 x zaten bir taraftan diğer tarafa geçerken sadeleşecek. Ee, biz 14 tane karekök x eksi 1'i bu tarafa alalım. Diğer tarafta 48'den de 6 çıktı. 42 değeri var. Demek ki karekök x eksi 1 3 olarak geldi. O halde x eksi 1 9 oldu. Demek ki x değeri 10'muş diyoruz. Peki kontrol edelim acaba sağlayacak mı? İlk ifade kök 16. Diğeri kök 9. Acaba eşit mi 7 dedik. Buradan da 4 artı 3'ün 7'ye eşit olduğunu gördüğümüz için kökümüz arkadaşlar 10'dur diyoruz. <laughs>